Işın saydam ortamda hızının azaldığını söylemek görelilere aykırı değil mi? Değil. Orada şey optik olarak düşünün. Herhangi bir dalga aslında ışık da bir dalga olarak düşünebilirsiniz bu noktada. Belli bir ortama girdiğinde bir dirençle karşılaşıyor gibi düşünün. Parçacık astrofiziği Söylediklerinize göre kara delikler... Pardon. Söylediklerinize göre kara delikler patlayabiliyor ise patlama galaksilerimize nasıl zarar verir mi? Zarar verirse ne kadar büyük bir kaza meydana gelir? Güzel soru. Patlama olasılıkları var mı? Bu ilkel kara deliklerin patlama olasılığı var ama dediğim gibi bunlar kütlesi azaldıktan sonra patlama gerçekleşiyor. Ve yani bizim galaksimize yakın bir yerde olması çok muhtemel değil. Olsaydı şu ana kadar gözlemlemeye başlardık. Ama bunların çok büyük bir etkisi yok. Olsa da sadece gökyüzünde ışık olarak yani bir parlama olarak görebileceğiz. Yani aslında nasıl diyeyim? Ya anlık patlamalar gibi yani gökyüzünde baktığınızda küçük bir ışık parlaması olur ve daha sonradan yok olacak bir şey olur. Yani bize zarar verecek şeyler değil. Evet Beşiktaş, sorumuz var mı? Yoksa eğer diğer okullara geçiyorum. Evet, soru sormak Uşak isteyen Fen lütfen Lisesi. el kaldırsın. İnönü Ortaokulu soru sormak istiyor. İlk başta Uşak Fen Lisesi'nin sorusuna cevap vereyim. Kim Benim yıldırım? buraya gelmem yani aslında Michigan State'e kabul edilmem şu ana kadar elde ettiğim tecrübeden Evet. veya elimde olan İnönü sesinizi bilgi açıyorum. birikimden dolayı oldu. Michigan State Üniversitesi'ne nasıl kabul edildiniz? Aslında niye kabul edildiniz diye sormanız lazım. Şu anda çalıştığım deneyde hem veri analizi yapabilecek birisi, hem yazılım Hangi üzerine çok okullara bilgisi geçeceğim? olan birisi, hem de bilgisayarlar konusunda ve elektronik konusunda bilgisi olan birisi gerekiyordu. Daha önceki çalıştığım deneyde bunların hepsini elde etmiştim. Bir kısmını zaten Türkiye'den ayrılmadan da biliyordum. Ama ne kadar çok bilginiz varsa, ne kadar çok elinizde araç, gereç varsa bir şeyler yapabilmek için bir yere kabul edilme olasılığınız o kadar yüksek oluyor. Evet, İzmir Mirmen. Ben konuşuyorum, sen kafa dönersin. Dilek öğretmenim. Biraz daha yüksek konuşabilir misin? Duyamadım. Kübollardan biraz daha bahsedebilir miyim? Tabii. Kübollar dediğim gibi süpersimetrik modelin olmasına bağlı olarak olması gereken parçalar. Yani yapılar. Parça demek biraz artık garip olur çünkü büyük bir yapı kendi içerisinde. Çok kütleli, ışık hızından çok yavaş hareket eden parçalar. Yani evrende sürekli yolculuklarına devam eden parçalar bunlar. Bunlar eğer başka bir şeyle, başka bir maddeyle çarpışırlarsa veya etkileşime girerlerse onu iki alt parçacığına parçalamaya meyilliler. Mesela ne olabilir? Bir protonla çarpıştığında protonu alt kuarklarına veya onun eş parçacıklarına bölmeye meyilli. Veya elektronla çarpışırsa yine yüzeyde onları ikiye bölmeye çalışıyor. Çünkü yapı olarak kendisi kendi içinde bir evren olduğu için daha içinde baryojenesis denen olay gerçekleşememiş. İçerisinde
Kuarklar belli bir şekilde birleşip protonları, nötronları oluşturamamış. O hala kendi içinde evrenin ilk başladığı zamanki gibi yaşıyor. O yüzden içerisinde hiçbir şekilde bütünlüğünü sağlamıyor hiçbir şeyin. O yüzden neyi yutarsa küçük altlarına parçalayıp ya emiyor ya dışarı atıyor. Evet, yalama bir insan. Sessizde. Yan tarafta da sorular var. Onları da cevaplamaya çalışayım ben. Kozmik ışınların uzaydaki hızı aynı. Orada bir değişim olmuyor. Kozmik ışınların sadece belli bir ortama girdiklerinde hızları değişiyor. Neye mesela? Suya girdiklerinde değişiyor. Ne kadar değişiyor? Belli bir miktarda değişiyor ama çok gözle görülür bir miktar değil. Mesela atıyorum ışık hızına 1 diyecek olursanız suyun içinde ışık hızı 0,5'e düşmüyor. Yani burada aslında çok basit optik bir kural var. Işık hızının kırılma indisine böleceksiniz. O yüzeyin kırılma indisine böleceksiniz. O ortamdaki ışık hızını buluyorsunuz. Kara delikler gezegenleri yutarlar mı? Şehzadeler Kara delikler... sessizde. Adıyaman Anadolu Sesi'nin sorusu. Kara delikler gezegenleri yutarlar mı? Kara delikler eğer belli bir mesafeye gelirse her şeyi yutabilirler. Karanlık madde biterse evrenin içine çökebilir mi? Evrenin oluşumuyla veya genişlemesiyle ilgili değişik teoriler var. Bir tanesini bir tane yani bunlara bakacak olursak karanlık maddeyle alakalı mı değil mi diye. Kozmolojiyle ilgili çok fazla bilgim yok ama karanlık madde bitecek bir şey değil. Artı belki ilginizi çekecek ama karanlık maddenin dışında karanlık bir de enerji var. Aslında evrenimizin %20'sini karanlık madde oluşturuyorsa yaklaşık %70 kadarını bir karanlık enerji, geriye kalanı sadece gördüğümüz objeler oluşturuyor. Niğde Atabek Anadolu Sesi'nin sorusunu anlayamadım. Esir maddesi demişsiniz ama esir maddesi ne acaba? Ne? Kübol dünyaya temas edebilir mi? Edebilir. Ederse çok bir etkisi olmuyor. Ben zaten onu bulmaya çalışıyorum. Dünyada herhangi bir şekilde bir şeyle etkileşirse görebilir miyiz diye. Tabii biraz daha özel bir alana odaklandım. Sadece halk gözlemevinin içindeki su tanklarında yol alırsa bir şey olur mu diye. Olabilecek birkaç şey var. Kübol dediğim şey kendi başına yaşayan bir olgu çok yavaş ilerlediği için dünyadaki birkaç şey yani bir de çok küçükler. Yani çok etkisi olabilecek şeyler değil. Yani etkisi olacak ama gözle görülür bir etkisi olacak o şeyler değil, olgular değil. Bunlar ilerlerken en fazla foton yayarak devam ediyorlar. Veya bir yerde hareket edip artık kütlesi yani momentumunu kaybedip durabilir. Ama herhangi bir şekilde bizi etkileyecek bir şey olmaz. Saf su kullandığını söylediniz. Neden su, neden su, neden başka sıvı değil? Bunun çok önemli bir sebebi var ve çok basit bir sebebi var. Çünkü su ucuz. Yani bu şeylerin su tanklarının boyutlarını veya sayılarını düşünecek olursanız bunun içine koyacağınız başka bir madde çok büyük maliyetlere sebep oluyor. Gördüğünüz deneylerin şu andaki yani içinde su olduğunu düşünün. Bu şekilde inşa edilme bütçeleri milyon dolarlar bazında. İçine başka bir sıvı koyacak olursanız bu çok daha yüksek maliyete ulaşıyor. Bunların şeylerini bu paralarını almak için çeşitli bilim ajanslarından gerçekten çok güçlü ispatınız olması gerekiyor. Niye bu kadar pahalı malzeme kullandığınızı göstermeniz gerekiyor. Karanlık madde içeriğini biliyor musunuz? Karanlık madde olabilecek bazı şeyler var. Yani karanlık maddenin ne olduğunu bilmiyoruz ama karanlık madde olma olasılığı olan şeyler var. Bunlardan bir tanesi mesela nasıl Türkçesi ne olur? WIMP denen parçacıklar çok az miktarda etkileşen çok yüksek kütleli parçacıklar veya başka şeyler var. O konularla ilgili istiyorsanız daha sonradan ben Ayşenur Hoca ile konuşup size bir uzman bulmaya çalışırım. Adlı iki süpernova tanısının kozmik ışınları oluşturmada etkili olduğu doğru mu? Yani ben özellikle süpernova kaynaklarını kozmik ışınların kaynağı olarak iki tane özellikle süpernova araması yapmadım.
Ama süpernovalar kozmik ışın oluşmasında etkili olan unsurlar. Dediğim gibi onların oluşturduğu manyetik şok dalgası sayesinde yüksek enerjili parçalar oluşabiliyor. Yani daha doğrusu oluşan parçacıklar çok yüksek enerjilere hızlandırılabiliyor. Dünyanın sonlu ışınlardan geleceğini okuyorum. Bu tarz bilgiler nasıl elde ediliyor? Herhangi bir şekilde dünyanın sonu ışınlardan geleceğini zannetmiyorum. Ancak insanlar dünyanın sonunu getirir gibi geliyor bana. Veya güneş patlamasından dolayı güneş artık genişleyip dünyayı da içine alıp yok eder. Onun dışında ışınlardan dolayı yok olma olasılığı düşük. Hani nasıl olur? Sadece belki arada duyuyorsunuzdur. Ben de sonuçta bahsetmiştim. Kozmik ışınlar değil aslında güneş dünyaya daha çok zarar veriyor diye. Güneş bazen solar mass ejection denen kütle salınımları yapıyor. Çok yüksek miktarda plazma atıyor dünyaya doğru veya güneş sistemine doğru diyeyim. Bunlar eğer dünyanın manyetosferi tarafından yeterince engellenemezse o zaman çok katastrofik boyutlarda olaylar olabiliyor. Bir uzay aracı solucan deliği veya kar deliğe girerse ne olur? Güzel bir soru. O sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Sadece onunla ilgili felsefik şeyler var. Başka bir evrene geçer falan. O spekülatif şeylere girmek istemiyorum. Kozmik ışınları gözlemlemek için bulut odası oluşturduk. Beşiktaş sessizde. Sorular çok hızlı geliyor da şey yapamıyorum. En son hangisini gördüm? Komşum. Ben kapatıyorum kendimi. Uşak Fen Lisesi'nin sorusu gördüğünüz gibi olumsuz var. İki kara delik birbiriyle karşılaştığı zaman ne olur? Ve bir Neptün yıldızı kara deliğe girdiği zaman ne olur? Kara deliklerin çarpışması için herhangi bir bilgi yok ama Newton'un yavaş binary sistemlerde veya belli ikili sistemlerde kara deliklerin birbirinizi yutma olasılığı var ama bir anda yutmuyor tabii. Bir anda yutmuyor tabii. Ben bir Uşak Fen Lisesi'nin sorusuna cevap verme. Gördüğünüzün miyon olma olasılığı mümkün. Sadece nasıl bir yol çizdiğini bilmeniz gerekiyor. Miyonlar, elektronlar veya pozitronlar farklı şekilde gözükecektir. Onun resmini çekip benimle paylaşırsanız onların ne olduğu ile ilgili size bilgi vermekte çok mutlu olurum. Kabataş Erkek Lisesi'nin sorusu, kara deliklerde belli bir zaman sonra patlayabiliyorsa bu patlama sonucu kuantum boyutunda ancak çok yüksek kütleli parçacıklar oluşup uzay zaman dokusunu teorik olarak yırtabilir mi? Kara deliklerin patladığında yüksek kütleli parçacıklar oluşturduğunu bilmiyorum. Benim bildiğim onlar genelde küçük kütleli parçacıklara bölünüyorlar. Özellikle daha çok bahset daha in basit in yani özellikle bahsetmem gerekirse kuark ve leptonlara veya Higgs bozonları şeklinde parçalanıyor. Yüksek kütleli bir parçacık oluşturduğunu bilmiyorum patlamalar sonucunda. Kara delik içinde nelerle karşılaşabiliriz? Kara delik içinde karşılaşabileceğin herhangi bir şey yok çünkü orada her şey tekilliğe dönüşüyor. Kara delik uzayda yol alabilir mi? Kara deliklerin durağanları olduğu gibi hareket edenleri de var. O Yalova Bilsem'in sorusuna cevap. Gama ışını patlama teorisine göre bir yıldız ölürken iki kutbundan radyasyon ışını çıkarabilir. Bu ışını dünyaya vurma ihtimalidir. O ışınların dünyaya vurma ihtimali var. Zaten onları gözlemlemeye çalışıyoruz. Bir uzay aracı solucan deliği bir kara deliğe girersen olur. Ona cevap vermiştik. Kara delik kütleleri nasıl kaybeder? Kara delikler kütlelerini dediğim gibi etrafa parçacık saçarak kaybediyorlar. Kozmik ışınlar biyolojik etkileri bakımından milyonlarca yıl önce yaşamış dinozorun neslinin tükenmesinin bir kozmik ışınlarla çıkıyor. O bir varsayım. Başka bir varsayıma göre aslında insanın evrimleşme süresince kozmik ışınlar ve nötrinoların da çok etkisi var. Bunu biyolojik, yani bunu ispatlamanın herhangi bir yolu yok. Ama kozmik ışınlar biyolojik olarak etkisi olacağını hiç zannetmiyorum. Şu anda dünyadaki etraftaki kablosuz internet veya cep telefonu şebekeleri insanın biyolojik olarak daha çok etkiliyor. Galaksimizin merkezindeki kara deliklerle ilgili neler biliyoruz? Sadece yani kütlesi hakkında varsayımda bulunabileceğimizi düşünüyorum. Yani o kara delikle onunla ilgili herhangi bir araştırma yapmadım. O şu soruya cevap verdik. Uzay zamanını nasıl bükebiliriz?
Uzay zamanı nasıl bükebiliriz? İlginç bir soru. Bu aslında uzay zamanı nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Geçenlerde birisiyle konuşuyordum ama bu konuda uzman birisi değil ama uzay zamanı dokusunda zamanın ilerlediğini değil ama uzayın ilerlediğini de düşünebilirsiniz. Ha, uzay zamanı nasıl bükebilirsiniz? Çok yüksek kütleli bir objeyle bükebilirsiniz ama bilmiyorum. Kozmik ışınların aurora oluşturduğu doğru mu? Güzel bir nokta. Kozmik ışınlar aurora oluşturur mu? Oluşturma ihtimali çok düşük. Çünkü burada aurora oluşumu ile ilgili biraz küçük kısa bir bilgi vereyim. Aurora'nın oluşmasının sebebi güneşten atılan yüksek elektronların veya parçaların bir plazmanın dünyanın etrafındaki manyetosferle etkileşmesi sonucunda oluyor. Aurora'nın gözlemlenebilecek boyutta olmasının sebebi atılan bu plazma kütlesinin çok büyük miktarda olması. Yani büyük miktarda değil, çok dünya kadar bir boyutta değil ama yine büyük bir miktarda. Kozmik ışınlar o kadar büyük etki yaratacak kadar büyük bir miktarda gelmiyor. O soru İzzet Baysal'ın sorusuydu. Cevap verdik. Yıldızlar nasıl patlar? Patlama sonucu kozmik ışınların renkleri içinde midir? Kozmik ışınların renkleri derken bu resimlerde gördüğünüz şeylerse aslında o renkler sadece insanların görebilmesi için bilgisayar programlarının eklediği renkler. Kozmik ışınların eğer spektrum olarak bahsediyorsanız renkleri kozmik ışınlar şeyde oluşmaz. Yani gözle görülebilir renklerde dalga boylarında çıkmıyor. Kozmik ışınların kökenli süpernova patlamaları. Güzel soru. Kozmik ışınlar neden tükenmiyor? Evren çok büyük bir yapı. Çok geniş, çok yani evrenin aslında sınırı ile ilgili, yani sınırını biraz spekülatif olacak ama sınırı ile ilgili herhangi bir bilgi bize şu anda ulaşmadı. Herhangi bir noktada oluşan süpernova patlamasından biz belki binlerce yıl sonra haber alıyor olabiliriz. Artı süpernovaların direkt sadece kozmik ışın yayması değil, onların oluşturduğu manyetik şok dalgası da bize parçacıkları hızlandırıp gönderiyor. O yüzden kaynaklar hiçbir zaman tükenmiyor. Kozmik ışınların atmosferle etkileşmesi sırasında ışınlardaki parçaların bozulması sonucunda nötronlar ya da miyonlar oluşuyor. Bunlar nasıl oluşur? Güzel soru. Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu etkileşim hadronik seviyede oluyor ve gelen bir parçacık diğer parçacığın içinden parçaları alıp çıkarabiliyor. Yani şey gibi düşünün. Belki tam olarak bir benzer bir şey olmayacak ama bir elmaya pompalı bir tüfekle ateş veriyor musunuz gibi düşünün. Yani diğer tarafından bir sürü parçacık saçıyorsunuz ama aslında sadece bir şey giriyor gibi düşünün. Kozmik ışınlar insanlar tarafından elde edilebilir mi? Kozmik ışınlar tanım gereği kozmik oldukları için uzayda oluşan objeler. Ama kozmik ışın benzeri şeyleri dünyada yapmak mümkün. Kozmik ışının daha yoğun kutup bölgelerinde kozmik ışının daha yoğun olması gözlemlenmiş. Bunun sebebi nedir? Kozmik ışınların kutuplarda yoğunlaştığı ilgili çok yani o konuda bir bilgim yok ama kozmik ışınlar her taraftan gelen ışınlar. Eğer yüksek enerjiye bakacak olursanız yine kaynaklar sınırlı. O konuda bir bilgim yok. Kozmik ışın evrenin tanımındaki etkisi nedir? Kozmik ışınların evrenin tanımında diye sorarsanız pek bir anlamı yok ama evrenin tanımlanması konusunda çok etkisi var. Çünkü kozmik ışınlar evrenin bize yapısı hakkında bilgi taşıyorlar. Mesela ne? Süpernova patlamaları, süpernovalarla ilgili bilgi taşıyorlar. Veya gama ışınlarına bakacak olursak gama ışını patlamalarıyla ilgili bize bilgi taşıyorlar. Yani kozmik ışınlar enerji spektrumunun neresine bakarsanız size evrenin o enerji aralığı ile ilgili yapısı ile ilgili bilgi veriyor.
Görece kurumuna göre ışık hızını hareket eden parçacıklar için zaman genişlemesi söz konusu. Bununla ilgili neler yapılıyor mu? Burada bahsettiğin herhalde time dilation olayı. Bu genel görelliğe göre ışık hızında hareket eden parçacıklar evet zamanda farklı yol alıyorlar. Bunun etkisini zaten şeyde Extensive Air Shower dediğim olguda anlatmaya çalışmıştım. Belli bir enerjide oluşan müon eğer atmosferin belli bir yerinde belli bir enerjide oluşmuş müon varsa o bu genel görelilik kuramının time dilation yani bu zaman genişlemesinden dolayı dünyada yeryüzüne kadar inebiliyor. Ama belli bir enerjinin belli bir momentumun altındaysa dünyada yeryüzüne ulaşamadan parçalarına yani o slide'da gösterdiğim elektronlara veya pozitronlara ayrılmaya başlıyor. Dünyada yanan bir mum nasıl ortamda söner? Pardon kaçırdım. İnönü Ortaokulu'nun sorusuna cevap, yıldızlar ve güneşin yanma veya ışıma mekanizmaları çok farklı. Onlar radyasyondan dolayı, yani bir radyasyon yiyorlar. Bildiğimiz gibi bu mum ateşi gibi veya o tip ateş değil. Orada çok daha farklı fiziksel olaylar gerçekleşiyor. Kozmik ışınlar ve evrim sorusu. Olabilir mi? Olabilir ama kozmik ışınlar dediğim gibi bu değişimlere, mutasyonlara veya mutasyonlara sebep olabilecek yüksek enerjideki kozmik ışınlar insanların yaşadığı seviyelere inmeden zaten daha düşük enerjili parçalara bölünüyor. O düşük enerjili parçalar da zaten pek bir etkisi olmuyor. Birinci kozmik ışınlarla ikinci kozmik ışınlar arasındaki fark nedir? Aslında orası biraz terminoloji olarak Türkçe çeviriden dolayı kaynaklanan bir sorun aslında. İkinci kozmik ışınlar sadece birinci kozmik ışınların atmosferdeki etkileşimiyle oluşan parçacıklar. Bunların yani birinci kozmik ışınlarla ikinci kozmik ışın dediğim bu secondary particles ikinci parçalar arasındaki fark doğru enerji farkı var. İlk gelen parça atıyorum 100 enerjisinde ise etkileşimden sonra bunun çok yüksek yani büyük bir miktarını kaybediyor. Ama kaybetmesine rağmen etkileşim yapmaya devam ediyor. Bir kara deliği sürekli cisimlerle besleyerek patlamasını engelleyebilir miyiz? O konuda bir bilgim yok. Ben sadece sonlarıyla ilgili çalışıyorum. Yani patlamalarıyla ilgili. Başka iyonlar. Birinci kozmik ışın atmosferi. Başka iyonlar. İzzet Baysal'ın sorusu birinci kozmik ışınlar atmosferden başka iyonlara ayrışmadan mı sorunuz acaba? Ayrışmadan dünyamıza gelirse mi? Eğer öyleyse birinci kozmik ışınların atmosferde başka iyonlara ayrışmadan dünyamıza gelirse nasıl bir sonuç olur? Onun oluşabilmesinin bir yolu var. Bu eğer gelen kozmik ışın nötrino ise nötrinolar hiçbir şekilde atmosferde de etkileşmez. Dünyayla da etkileşmez. Geçip giderler genelde. Bir ihtimal, nötrinonun bir tanesi dünyanın içinden geçerken yani yüksek yoğunlukta bir objenin içerisinden geçerken o zaman sadece tau denen parçacığa dönüşebiliyor tau nötrino. Yani diğerleri de dönüşebiliyor da diğerleri dönüştükten sonra genelde hemen emiliyorlar. Tau parçacığı sadece kendi başına bir Extensive Air Shower dediğimiz şey oluşturabilir. Ama çok düşük bir ihtimal ve şu ana kadar gözlemlenmiş bir şey değil. Kabataş Lisesi bu arada sorunuz var mıydı? Okumadım mı bilmiyorum ama o sizin erken ayrılacağınız söylenmiş. Ders sorunuz varsa lütfen sorun. Ben sesinizi alamıyorum.
Kozmik ışınlar toplanabilir mi veya saklanabilir mi? Kozmik ışınları saklayamazsınız. Kozmik ışınların içeriğine bakacak olursanız miyonlar, elektronlar veya nötrinolar veya o tip parçalardan oluşuyor. Ha pardon, kozmik ışınların kendilerini toplayabilir miyiz? Toplayamazsınız çünkü kozmik ışınlar yüksek enerjili parçacıklar oldukları için siz onu saklamaya çalıştığınızda o konteynerınızın içinden onu delip geçerler diğer tarafından. Yani delmek dediğim de yani böyle şey iğne deliği gibi bir şey açmak değil, direkt etkileşip çıkıp giderler. Ha, özel Florya'nın bu sesi. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Gençlere böyle konularla ilgileniyor görmek beni mutlu ediyor. Beşiktaş'ta Akıp Sabancı'nın dostu. Katıldığınız için ben de teşekkür ederim. Bu arada belki Ayşenur Hoca sizlere daha sonradan iletir. Eğer benimle bilimsel boyutta bu tip şeyleri konuşmak isteyen öğretmenler ve öğretmenler aracılığıyla öğrenciler varsa konuşmaktan mutluluk duyarım. Işınların incelenmesi özel görelilik yasasının kanıtlarından biri midir? Yani eğer zaman genişlemesini, o time dilation denen olguyu düşünecek olursanız evet kanıt sayılabilir. Solucan dilinde zaman kavramı bulunur mu? O konuda bir bilgim yok. Solucan delikleriyle ilgili herhangi bir bilgim yok. Sizin de kafanızda yanlış bilgi edindirmek istemem. Sonra da onları yok etmek zor oluyor. Kozmik ışın kavramının yanlış olduğunu söylüyorsun. Yani o konuda hiç düşünmemiştim gerçekten. Kozmik ışın yerine belki kozmik parçacıklar denebilir veya kozmik parçalar veya kozmik çekirdekler denebilir. Çünkü gelen yüklü parçacıklar hani proton diyorum, belki demir, karbon diyorum ama bunlar aslında bütün molekül, yani bütün atom olarak gelmiyor. Bunlar elektronlarından sıyrılmış sadece çekirdekleri olarak geliyor. Belki o açıdan düşünmek gerekirse kozmik çekirdekler demek daha mantıklı olurdu. Ben teşekkür ederim İbal. Hangi takım tuttuğunuzu merak ediyoruz. Ben takım tutmuyorum pek şey futbol sevmem. Eğer futbol soruyorsanız. Yeterli malzemeye sahip isek solucan deliği oluşturabilir miyiz? Oluşturabileceğinizi zannetmiyorum. Yeterli malzemeyi elde edebileceğimizi zannetmiyorum. Biraz önce dile getirmiştim. Tekrar söyleyeyim. Eğer benimle bu konularda bilimsel boyutta tekrar konuşmak isteyen öğrenciler veya öğretmenler olursa, öğrenciler öğretmenleri aracılığıyla benimle bağlantıya geçerlerse sevinirim. Bu tip konuları konuşmayı seviyorum. Tolga, Evet. ben bir şey söylemek istiyorum. Biraz da nasıl bu noktaya geldin, neler yaptın, nasıl çalıştın, hangi aşamalardan geçtin, istersen onlardan da bahset arkadaşlara. Tamam ama ben kendim nasıl çalıştığımı anlatmayacağım. Daha önceden de Yok, size onu anlatma anlatmıştım zaten. Onu anlatma. Anladım. Neler yapmaları gerekiyor, onu vurgula. Eğer Hedeflerinden benim şu anda bahset. olduğum yere gelmek istiyorsanız yaptığınız işi gerçekten en iyi şekilde yapıyor olmanız lazım. Daha önceden lisans seviyesindeyken edinebildiğiniz kadar çok bilgi edinmeye çalışın. Şu andaki eğitim sistemi konusunda çok bir fikrim yok. Bizim zamanımızda bize tamam belki o zaman çok bilgi yükleniyor deniyordu ama o bilgilerin ben çok faydasını görüyorum. O zamanki sistem şu andakinden çok farklı. Keşke o zamandaki gibi eğitim görüyor olsanız. Hiçbir şey, yani öğrendiğiniz hiçbir şey aslında gereksiz veya gereksiz işinize yaramayacak şeyler değil. Üniversite konusunda bahsedecek olursam, üniversite sınavınızda iyi hazırlanın ama ne yapmak istediğinizi bilerek hazırlanın. Ben daha önceden Ayşenur Hoca'ya söylemiştim. Ben gerçekten bilinçli tercih yaptığımı düşünüyordum ama şu andaki geldiğim noktayı düşünecek olursam, tekrar üniversite sınavında tercih yapacak olsam, havacılık ve uzay mühendisliğinde okuyup fizikte çift anadal yapmak yerine fizik bölümünde okuyup matematikte çift anadal yapmayı tercih ederdim. Üniversite hayatınızda elde edebildiğiniz kadar çok
bilgi edinin, edinebildiğiniz kadar araç edinin. Burada araç dediğim programlama dili olur, değişik branşlardan bilgiler olur. Bunları ne kadar çok artırırsanız daha sonradan size o kadar çok faydası olduğunu göreceksiniz. Ben hani ODTÜ mezunu olmama rağmen hem fizik bölümünde hem havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde çok yüksek ortalamam olmasına rağmen ilk istediğim okullardan bir tanesine doktora için kabul edilmedim. Bunun belli sebepleri var. Belki ben yani büyük ihtimalle ben yeterince kendimi lanse edemedim lisans eğitimim sırasında. Olabildiğince kendinizi yurt dışıyla bağlantı kurarak kendinizi tanıtmaya çalışın. Daha oralara gitmeden kendinizin varlığını hissettirin. Lisans eğitiminden sonra doktora eğitimine geçecek, yani doktora da yine öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Belli bir alanda uzmanlaşmaya çalışın. Ama etrafınızdan elde edebileceğiniz hiçbir şeyi de kaçırmayın. Mesela benim doktora tecrübem, ben daha önceden fizik üzerine çalışmamıştım. Master'ım fizik üzerine değildi. Doktora da fizik üzerine çalışmaya başlayınca ben ilk 2 sene boyunca bütün 4-5 senelik lisans eğitimini kendi başıma öğrenmek zorunda kaldım. Ha, bu zor bir şey mi? Zor bir şey. Yapılamayacak bir şey mi? Yapılabilecek bir şey ama yapılması gereken bir şey ve size de tavsiye ederim. Doktoranızda belli bir alanda uzmanlaşmaya çalışırken dediğim gibi farklı alanlardan da bilgi edinmeye çalışın. Benim en büyük artım Pierre Auger Gözlem Evi'nde elektronik yazılım üzerine de çalışma fırsatım oldu. Ve veri tabanı, bilgisayar sistemleri yönetimi üzerine de çalıştım. Bu bana şu anda çalıştığım, geldiğim noktaya gelmemi sağladı. Şu anda çalıştığım yerde ben sadece fizik açısından veri analizi yapmıyorum. Aynı zamanda bilgisayar yönetimi yapıyorum. Aynı zamanda veri tabanı yönetimi yapıyorum. Yazılım geliştiriyorum. Yani gerekirse elektronik üzerinde yazılım yaparım. Benim buraya gelmemdeki en büyük sebep bu kadar geniş bir spektrumda bilgiye sahip olup bunları hepsini çok iyi kullanabiliyor olmam. Geleceğinizle ilgili size en iyi verebileceğim tavsiye, ne yaparsanız yapın, her zaman en iyisini yapın. Ve hiçbir zaman kendinizi başka birisiyle değil, her zaman kendinizle kıyaslayın. Her zaman bir gün sonra, yani her gün kendinizi bir gün öncesinden daha ileriye taşımaya çalışın. Ancak bu şekilde istediğiniz yere varabilirsiniz. Bu arada Tolga çok teşekkür birkaç tane daha ediyoruz. soru geldi. Katılmak, soru sormak isteyen var mı okullarımızdan? Birkaç tane yan tarafta soru geldi herhalde. İzmir Menemen'den, Beşiktaş Atatürk'ten, İnönü Ortaokulu'ndan. Tamam, onları Kozmik ışınların cevaplayalım o enerjisi zaman. biter mi ya da biterse ne olur? Kozmik ışınlar o size bir slaytta yansıda gösterdiğim gibi çok geniş, çok büyük bir spektrumda oluşuyorlar. Orada hatırlıyorsanız GZK limiti diye bir olgudan bahsetmiştim. Sebebi İki şey olabilir demiştim. Bir tanesi CNB, bir tanesi de o noktadan sonra evrendeki kaynakların bitmesi. Kozmik ışınların enerjisi sadece o noktadan sonra bitiyor olabilir. Ama bu bize o noktadan sonra gerçekten bitip bitmediği konusunda şu andaki deneysel verilerden bir sonuç çıkarmamızı sağlamıyor. Eğer burada kozmik ışınların enerjisi genel anlamda dünyayla etkileşimleri sırasında bahsediyorsanız, evet, kozmik ışınların enerjisi belli bir noktadan sonra bitiyor. Yani bitiyor dedim, etkileşimlerini durduruyorlar ve ya başka parçalara ayrılmış oluyorlar ya da çok düşük enerjide dünyaya çarpıyorlar ve herhangi bir etkileri oluşmuyor. Nötronlar hiçbir şeyle etkileşmiyor diye öğrenmiştik. Öyleyse varlıkları nasıl anlaşılır? Çok güzel bir soru. Bu genelde nükleer reaktörlerde yapılan deneyler sonucunda veya başka o tip deneylerde gözlemlenen bir olgu. Siz ne olursa olsun enerjiyi veya kütleyi korumanız gerekiyor. Yani missing mass diye geçiyor, missing enerji diye geçiyor, kayıp enerji. Siz radyoaktif bir bozulmada belli bir şeyle başlıyorsanız çıkanının da belli bir miktarda olması gerekiyor. Şu ellerim gözüksün de. Belli bir miktarda giren varsa belli bir miktarda çıkan olması gerekiyor. Siz eğer bu karşılaştırmayı yaptığınızda çıkanlar da eksik olduğunu düşünüyorsanız o size etkileşmesi çok düşük olan bir parçacık olduğunu gösteriyor. Nötrinolarla ilgili yapılan denelerde bu şekilde yapılıyor. Nötrinoların kütlesiyle ilgili üst limitler konuyor.
Yani nötrinonun kütlesi şunun altında olmalı, şunun altında olması gerekir diye. Burada size ilginizi çekecek başka bir şey daha söyleyeyim. Nötrinoların değişik flavor deniyor, tadlarının yani tau nötrinonun, elektron nötrinonun veya müon nötrinonun kütlelerinin farklı olmasından dolayı aslında bunlar birbirleri arasında şey yapıyorlar. Oscillation'ın Türkçesi olur. Titreşip değişimi bir nevi başka bir değişimi değişim oluyor gibi düşünebilirsiniz. Nötrinolarla ilgili gerçekten değişik şeyler var. Ben size Ayşenur Hoca aracılığıyla bu konuda bir uzman bulup bir sunuş yaptırmaya çalışırım. Onlar çünkü gerçekten değişik şeyler, değişik o fiziksel olgulardan geçiyor. Kozmik ışınlar zamanı büyükebildiklerine göre evrenin başlangıcı hakkında bilgiler edinebilir miyiz? Kozmik ışınlar zamanı büyükebiliyor. Oradaki zamanı bükebilme biraz yanlış bir terim oluyor. Orada zamanı bükmek yerine aslında sadece kendi yolları boyunca daha uzun bir yolu daha kısa bir zamanda gidiyorlar. Bu görelilik kuramından dolayı. Bunu tam olarak zaman bükme olarak değerlendiremezsiniz. Ayvalık sorusu varsa. Ben teşekkür ederim. Sesiniz gelmiyor. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Ayvalık Rahim Usta'nın bir sorusu var ama sesleri gelmiyor. Fehmi hocam, sesi açar mısınız? Şu an sesim geliyor mu? Şimdi geliyor. Fehmi hocam, ses. Sesim geliyor mu? Evet, alıyoruz Evet, hocam. şimdi geliyor. Evet. Benim sorum şu olacak. Dünyamız geçmişte gama ışını patlamalarına maruz kalıp kitlesel bir yok olum yaşamış mıdır? Bu kesin midir? Buna bağlı olarak ikinci sorumda dünyamıza zarar verebilecek bir gama ışını kaynağı zarar vermemesi için dünyamızdan en az ne kadar uzakta olması lazım uzayda? Güzel bir soru. O ilk sorunuza cevap vermek istemem çünkü spekülatif bir cevap olacak. O konuyla ilgili herhangi bir kanıt yok. İkinci sorunuza gelecek olursak ne kadar mesafede olması gerekiyor? Gama patlamalarının dünyaya çok bir zararı yok. Bunlar zaten gama ışını olduğu için atmosfer tarafından çok rahatlıkla emilebilen parçalar. Yani foton, daha doğrusu emiliyor demeyeyim de İlk başta elektron pozitronlara pair production dediğimiz mekanizmayla ayrışıp ondan sonra değişik mekanizmalarla absorbe edilebiliyor. Sesinizi yine alamadım ama başka sorunuz var mı? Fehmi hocam, ses. Teşekkür ederim. Evet, Ben teşekkür ederim. teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Öğrencilerimiz de şu an sınıflarına girdiler. Ders başı yaptılar. Sizleri dinlediler. Çok teşekkür ediyoruz. Ayvalık'tan sizlere selam ve sevgiler. Çok sağ olun. Nötronolar fiziksel tepkime yol açarsa dünyamıza Sanırım ne çoğu öğrencinin İstanbul gibi büyük şehirlerde servis saati geçti. Kalabilen öğrencilerimizden eğer soru sormak isteyen varsa kalsınlar. Sessiz söz hakkı da verebilirim. Değilse teşekkür edeceğiz hepinize. Devam etmek isteyen okulumuz var mı? Birkaç tane soru var. Onlara cevaplamaya çalışayım. Bir tanesi Tamam, nötrinolar yazılı fiziksel sorular. tepkimeyi yol açarsa dünyamıza ne gibi etkiler bekleniyor? Nötrinoların etkileşiminden herhangi bir şekilde dünyada çok büyük bir etkiye sebep olacak olsaydı onlar şu ana kadar çoktan o etkiyi yapmış olurlar. Çünkü nötrinolar diğer parçalara nazaran enerjilerini kaybetmeden neredeyse sürekli yol alabilen parçacıklar. O yüzden herhangi bir şekilde dünyaya bir etkisi olacaklarını zannetmiyorum.
Ama işte burada biraz şey olacak, spekülasyon gibi olacak ama bir yerde okuduğum insanın evrimleşme sürecinde genlerine etkisi olduğu falan da ama o konular çok şey açık değil. Yıldızın yakın zamanda gama ışının patlaması bekleniyor. Bu yıldızın rotası dünyaya doğru olabilir mi? Herhangi bir bilgim yok ama bakarım. Yani şeyden Facebook'tan bilim yolcularını takip ediyorsanız oradan cevabını yazarım onun. O zaman şöyle yapalım Tolga. İsteyenler bizim o beğen sayfamızdan sorularını da iletebilirler. Bilim yolcuları web sayfasında soru cevap kısmımız yok henüz. O beğen sayfamız var ya. O nasılsa bu oturumun fotoğraflarını atacağız. İsteyenler oradan da soru sorabilirler. Oradan da cevaplayabiliriz. Yalnız keşke başından söyleseydim. Daha önceden böyle birkaç bundan sonra Facebook'ta bütün herkes beni eklemeye başlamıştı ama size eklemezsem yanlış anlamayın. Facebook'u çok fazla aktif kullan yani mesaj kısmını çok aktif kullanmıyorum. Bana özelden soru yazmak yerine herhangi bir yerde beni işaretleyip soru yatarsanız daha iyi olur. Tamam, web sitemizde zaten otur değişimler yapacağız. Tamam. Yapacağız. Bir Öyle de bir soru yaparız. daha var herhalde. Hangi dilleri biliyorsunuz? Burada konuşma dilinden mi bahsediyorsunuz? Ya, bilgisayar yazılım dilinden mi bahsediyorsunuz? Bilmiyorum ama ikisini de söyleyeyim. Ben şu anda konuştuğumdan daha çok programlama dili biliyorum. Anadolu Lisesi biz okurken ilk başta hazırlıklı o 4 hazırlıklı dönemde okumuştuk. İlk başta ortaokulda hazırlık okuyup ondan sonra devam ediyorduk. İyi derecede yani bayağı iyi derecede İngilizce biliyorum. Belli seviyede de Almanca ile Fransızca biliyorum. Konuşma dillerine gel şey bilgisayar programlama dillerine gelince şu ana kadar aktif şekilde kullanılan herhalde bütün programlama dillerini biliyorum. Fortran, C, C++, Python, başka Pascal bilmiyorum. Ama onun dışında internet için HTTP 5, PHP, Java, JavaScript yani bu tip şeylerin hepsini biliyorum. Kozmik ışınlarda antimadde tespit edildi. Evet. Edebildik. Yani kozmik ışının kendisi olarak antimadde mi diye sorarsanız antimadde olarak bir kozmik ışın gözlemlemedik. Ama kozmik ışınların oluşturduğu o extensive air shower dediğimiz şeyin içinde antimadde var. Onları gözlemliyoruz. Sadece birazcık daha merak uyandırması açısından nötrinolarla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Nötrinoların genel karakteristiği tam olarak belli olmadığı gibi onların Dirac parçacığı mı yoksa Majorana parçacık mı olduğu bilinmiyor. Yani Majorana parçacıksa bir nötrinonun antisi yani antinötrino kendisi oluyor. Ama Dirac'sa farklı bir parçacık oluşması gerekiyor. Yani bu konuda da herhangi bir şekilde bir şey yok, sonuç yok. O yüzden nötrinolar her zaman için insanları çok cezbeden bir konu. Evet, birkaç okul birden yazı yazıyor. Bakalım sorularını da alalım. Kozmik ışınların güneşten gelenleri 10 üzeri Mach'tan daha yüksek olabilir mi? Şimdi bu soruyu ben bir tekrar sormanızı isteyeceğim. Bir, şu açıdan kozmik ışınlar uzayın derinliklerinden geliyor. Güneşten gelenlere kozmik ışın denmiyor. Ama güneşten gelen
parçaları değerlendirecek olursak bu sorduğunuz 10 üzeri 16 elektrovolt mu diye sorayım ben size bir de. Eğer 10 üzeri 16 ise o enerjide güneşten bir şey gelmez. Özel Florya Anadolu Lisesi ışık hızından daha hızlı hareket eden bir madde var mıdır? Bu aslında anlattığım şeylere değinmek gibi olacak tekrar. Eğer vakumda bahsediyorsanız ışık hızından giden bir hızlı giden bir şey şu ana kadar ben bilmiyorum. Ama herhangi bir ortamdan bahsedecek olursak o ortamdaki ışık hızına göre daha hızlı giden parçacıklar var. Örneğin suyun içinden geçen herhangi bir yüklü parçacık. Bu arada keşke bunu daha önceden söyleseydim o bulut odaları şeysinde, slaytında. Bulut odalarını yapmak aslında çok kolay. Kendi başınıza bulut yani bir dönem sonu projesi olarak, sınıf olarak veya bir grup olarak okulunuzun kendi bulut odasını yapmanız çok mümkün. Çok düşük bütçeyle yapılabilecek, küçük her zaman da gidip her yerden bulabileceğiniz şeylerle yapılıyor. Işık hızı ortama göre değişkendir. Doğru. Ya da daha doğrusu aslında şu şekilde söyleyeyim. Işığın ortamdaki hızı değişken. Işık hızı değişken değil de ışığın ortamdaki hızı değişken olabiliyor. Aynı soruyu iki defa geldi herhalde. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nin sorusu. O birim watt değil de elektrovolt olması gerekiyor herhalde. Tamam. Yani 10 üzeri 21 parçadaki parçacığın gözlemlenmesi olabilir ama istatistiksel olarak yeterli veri yok. Yani o spektrumdaki çok sert düşüşü hatırlayacak olursanız 10 üzeri 15'te bile çok düşük bir oranda olay gözlemleniyordu. O yüzden bu 10 üzeri 21'lik olayların daha çok gözlemlenmesi lazım ki o nokta için bize bir sonuç verebilsin. İstatistiksel olarak bir veya iki olayla herhangi bir sonuç çıkarmak çok doğru olmuyor. Evrenin herhangi bir köşesinden yola çıkan bir ışık demeti. Hayır, kozmolojiye giriyor ama o konuda herhangi bir şey söylemek istemem. Siz de yanlış bilgiler vermek istemem. Kozmoloji benim uzmanlık alanım değil. Evet, çok teşekkür ediyoruz Tolga. Ben Programımızın teşekkür ederim. öğleden sonra olması, servis saatleri derken ortak sınavlar son anda biraz azalmaya neden oldu ama çok güzel bir programdı. Hem ağır bir konu, ortaokullar dahi bizim programımıza katılmış oldu. Biz sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Eminim bundan teşekkür sonra ederim. sana çok daha farklı sorular gelecektir. Daha Tabii farklı beklerim. programlarda, farklı arkadaşlarla seninle tekrar görüşmeyi diliyoruz. Çok teşekkürler. Umarım. Her şey Ben için teşekkür ederim. teşekkürler.